Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyicileri. Bugün Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul ile birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Yeni Gün TV izleyicileri adına. Biz de teşekkür ederiz. Öncelikle Memur Sen'le ilgili başlayalım istiyorum. Memur Sen'in faaliyet alanları nelerdir? Bunu Yeni Gün TV izleyicileri adına size sormak istiyorum öncelikle. Tabii teşekkür ederiz. Ben de Rica Yeni ederim. Gün TV izleyicilerine hayırlı günler diliyorum. Memur Sen 1992 yılında bir başbakanlık genelgesiyle memurların sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasıyla önce eğitim bir sen, 1995 yılında da konfederasyon olarak Memur Sen kuruldu. Şu anda Memur Sen 1 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek örgütü. Dolayısıyla yani gerek işçiler arasında gerek memurlar arasında en büyük konfederasyon Memur Sen. Bizim yasa gereği 11 tane hizmet kolumuz var. Kamunun tamamında örgütlüyüz. 11 hizmet kolumuzun tamamında da yetkili sendikayız. Memurlarla ilgili toplu sözleşme masasına oturuyoruz. Toplu sözleşme pazarlıkları bizimle yapılıyor. Bağlaması da yine bizimle yapılıyor. Şöyle diyeyim size. Memur Sen'in ilgi alanı Ardahan'ın en uç köyünde İzmir'in Karaburun'un en uç köyüne kadar devam ediyor. Yani doğudan batıya, kuzeyden güneye 81 vilayetin hemen hemen her yerinde, her noktasında şu anda Memur Sen var. Çünkü bizim hizmet alanımızda bütün kamu çalışanları var. Yani imamından öğretmenine, hemşiresine, doktoruna, mühendisine varana kadar hepsi olduğu için bunlar bütün Türkiye'de yayılmış durumdalar ve hemen hemen her köyümüzde de neredeyse hizmet götürüyorlar. Onun için de bizim hizmet alanımız Türkiye'nin tamamı. Hatta biraz daha ileriye gidelim. Dış ilişkilerinde çalışan personelimiz ve üyelerimiz var. Dolayısıyla dünyaya da açılmış durumda bir yapımız var. Evet. Üyelerini ekonomik, sosyal, kültürel alanda haklarını korumayı misyon edinmiş. Ayrıca ülkemizde genel olarak da cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzlukla mücadele eden bir kurum diye bir yapısınız diyebiliriz. Biz pardon şöyle söyleyeyim. Memur Sen'i biz sadece üyelerin hak ve menfaatlerini koruyan salt bir sendika olarak görmüyoruz. Memur Sen yeri geldiği zaman bir yardım kuruluşu. Ki bunun canlı örneklerini hem ülke içerisinde hem ülke dışarında yaşıyoruz. Yeri geldiği zaman bir think tank kuruluşu gibi fikir üreten bir yapısı var. Yol gösteren bir yapısı var. O açıdan da siz de çok güzel değindiniz buna. Memur Sen sadece üyesi değil, aslında tüm ülkeyi, hatta insanlığı hedef alan bir yapımız var. Misyonumuz böyle. Bu açıdan da dünyaya da açılmış durumdayız. Partner kuruluşlarla dünyanın çeşitli yerlerde bunlarla da ortak işbirliği yapıyoruz. Ki bunun en büyük örneği geçen yıl Ekim ayı içerisinde İstanbul'da 56 ülkeden 80 konfederasyon gelerek İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerle birlikte yeni bir birliktelik oluşturmaya çalışıyoruz. İslam İşbirliği içerisinde çalışma örgütü yoktur. Buna Türkiye'den Hak İş Konfederasyonumuz da destek veriyor. İnşallah yapı büyüdüğü zaman diğer konfederasyonlara da, yani Türk İşinde, diğer konfederasyonlarında, kamu seninde bu yapının içerisinde görmek de istiyoruz. Ama bu daha henüz oluşum aşamasında. İnşallah bunu da başarmış olacağız ve böylece de Türkiye merkezli yeni bir çalışma örgütü dünyada oluşacak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Evet başkanım.
Bir şey daha ekleyeyim burada. Lütfen, buyurun. Yeni bir şey olduğu için bunu da ekleyeyim. Ayrıca memur sen bir takım yardımlarda, sosyal yardımlarda bulunuyor ülke içerisinde veya ülke dışında. Bunları daha rahat yapabilmemiz için de memur senin kurucu genel başkanı rahmetli Mehmet Akif İnan'a da bir vakıf kurduk. Bu vakıf hayata geçti. Yeni yerimiz, binamız da alındı. Şu anda şeyi yapılıyor, dekorasyonu neyi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki ay itibariyle de Mehmet Akif İnan Vakfı'nda da faaliyete geçerek hem üyelerimiz adına orada bazı anlaşmalar yaparak üyelerimize daha bir fayda sağlayacağız. Hem de ulusal veya uluslararası yardımlaşmalar noktasında elimiz biraz daha rahatlayacak. Evet, ben de bu vasıtayla hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, zaten hepimizin bildiği Memur Sen hakkında ön bilgilendirme yaptınız. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bununla birlikte güncel konulara geçmek istiyorum. Tabii. İzninizle. Şu an gündemde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içeren kamuda memur işi yapan işçiler konusu mevcut. Bu konu hakkında değerlendirmeleriniz neler? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size, Türkiye'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sürekli gündemde. İktidar, şu andaki mevcut iktidar ve bundan önceki iktidarlar da 657 ile ilgili sürekli şikayette bulunuyorlar. Ve şunu söylüyorlar, 657 iş güvencesi sağlıyor. İş güvencesiyle birlikte hantallaşmış bir devlet bürokrasisi var ortada. Biz buna katılmıyoruz. Memur sen olarak katılmıyoruz ve diyoruz ki biz çalışmayan memur yoktur, çalıştırmayan yöneticiler var. Şimdi yöneticilikte ülkemizde kariyer nitelik noktasında bir sınıflama maalesef yoktur. Bunlar hep sözlü olarak söyleniyor ama uygulama noktasına baktığımız zaman bir farklı uygulamalar var. Son 15 Temmuz olaylarıyla da şunu gördük ki sadece kariyer yetmiyor. Bir de sadakat diye bir şeyin olması lazım. Yani ülkeye sadakat, millete sadakatin olması lazım. Bu yoksa eğer siz ne kadar nitelikli olursanız olun, ne kadar becerikli olursanız olun, sonuçta bu becerinizi, kariyerinizi, niteliğinizi bir başkalarının adına kullanmış oluyorsunuz ki en acı olayı da 15 Temmuz'da yaşadık. Onun için de buna bir de sadakatin eklenmesi lazım. Yani bürokrasiye alınacak kişilerin daha öncesinde bir ön araştırmasının yapılması lazım. Şimdi 657 yine 15 Temmuz'dan ilişkili olarak baktığımız zaman ülkemizde aslında bürokrasiyi koruyan bir yapısı var. Aslında devleti koruyan bir yapısı var. Şimdi burada güvencesiz bir memur çalıştırmak yerine daha güvenceli, güçlü bir güvenceli olan, güçlü devlet, güçlü memur sloganıyla yola çıkmak lazım. Almanya özelinde bir bakarsak eğer bunu, Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıkınca her şeyi harap olmuş bir ülke ve millet, işte bu güçlü devlet, güçlü bürokrasiyle, memurla gelişir ilkesine çıkmış ve bugün Almanya'da çok ciddi iş güvencesine sahip memurlar. Fakat bizim kamuoyu sürekli bize şunu söylüyor. Biz memurlara iş yaptıramıyoruz. Dolayısıyla iş güvencesinden dolayı işlerinden atamıyoruz. Bu sanki bir memurlara bir zırh gibi algılanıyor. Oysa ki memurların usulüne uygun disiplin cezaları verildiği zaman böyle bir zırhı yoktur. Fakat usulüne uygun ceza vermezseniz siz, bunlar da idari yargılamalardan geri döner. Şimdi usulüne uygun yapmayalım, biz keyfiye tek gidelim demek istiyorsa memur sendir, diğer sendikalar da bunun önünde durur. Biz hiç kimsenin hakkının birilerinin keyfi için çiğnenmesine şey olmaz. 657'deki iş güvencesi bizim kırmızı çizgimiz. Ve şunu da söylüyoruz özellikle 15 Temmuz'dan sonra. İyi ki 657 vardı,
devleti bunu bu manada korudu. Eğer olmasaydı, yani hakimler savcılar yasasında olduğu gibi veya polis selayet yasasında olduğu gibi veya askeri personel yasasında olduğu gibi silahlı kuvvetler, ceza sistemleri daha yumuşak bağlarla olsaydı, onların sayılarına bakalım, ihraç edilenler, ülkeyi terk edenler ve bunların yerine kimlerin nasıl alındığına bir baktığımız zaman buralarda hem ihraç etmek çok kolay hem yerine ikame etmek çok kolaydı. Onun için de 15 Temmuz'u yapanlar ilk önce buralarda örgütlendiler. Ama 657'de bu fırsatı bulamadılar. Bulamadıkları için de bu kadar yaygın örgütlenemediler. Çünkü 657'ye giriş şu anda kamu personeli seçme sınavıyla yapılıyor. O sınava başarmaları lazımdı. Başaramadıklarına ne yaptılar? Bazı sınav sorularını çalarak onlara verdiler. Fakat bunun sayısı da bu 3 milyon 200 bin içerisinde çok bir anlam ifade etmedi. Bugün ihraçlara baktığımız zaman kamuda, yani normal memur dediğimiz insanların ihraçların sayısı diğer personele göre neredeyse yarı yarıya. Ama diğerlerinin kamu içerisindeki payı daha düşük, ihraçlar daha fazla. 3 milyon 200 memurun içerisinde de sadece 33 bin kişi bu açıdan ihraç edilmiş veya görevden uzaklaştırılmış. O açıdan da diyoruz ki 657 güçlü bir yapı oluşturmuş. Bu Türkiye'nin güçlenmesini istiyorsak eğer bu yapıya dokunmamamız lazım. Yani memurun iş güvencesine dokunmadan bizim memurlarımızın haklarını da vererek onların çalışmaya teşvik etmemiz lazım. Yani ceza sisteminden ziyade bir de ödül sistemini ortaya koymamız lazım. Memur sen olarak en büyük kırmızı çizgimiz 657 sayılı devlet memurları kanundaki iş güvencesinin bizim kırmızı çizgimiz olduğunu kamuoyuna da bu açıdan tekrar duyurmak istiyoruz. Genel başkanımızın veya diğer sendika başkanlarımızın da bu konudaki zaten çeşitli uyarıları var. Hükümete de buradan çağrımız var. Gelin bunu salim kafayla düşünün. Böyle ikide bir, hatta yetkisi ve etkisi olmayan insanların da 657 ile ilgili veya Türkiye'deki memurlarla ilgili ikide bir basın açıklamaları yapmak veya açıklamalar yapmaları çok da şık durmuyor. Konuşulacak bir şey varsa memur sen var, oturur bir masa etrafında konuşuruz. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye bir süredir içeriden ve dışarıdan saldırılarla mücadele ediyor. Bu noktada siz de kırmızı çizgilerinizi belirttiniz. Teşekkür ediyorum. Bir diğer güncel nokta, memur anneleri yarım mesaiye tam maaş döneminin başladığına dair. Bu konudaki görüşleriniz neler? Şimdi bu aslında epeydir bir gündemde olan bir durum. Fakat henüz daha yasalaşmış bir yapı yoktur ama konuşulduğunu biliyoruz. Şöyle, biliyorsunuz kadın istihdamının önündeki en büyük engel kadınların annelik duygular bir yerde. Kadın anne olmak istiyor ama çocuğunu da güvenceli bir yerde bırakmak istiyor. Veya işinden oluyor, çalışmıyor. Veya çocuğunu teslim ettiği yerlerde bir takım şeyler görüyoruz, olumsuzluklar görüyoruz. O zaman nasıl bir yöntem bulunacak? İşte kreş sistemleri var, biliyorsunuz. Babaanneye, anneanneye destek diye bir destek çıkarıldı ama bunların hepsi sonuçta anneden uzaklaşma, çocuğun anneden uzaklaşmasına sebep oluyor. Çocuğun okul çağına gelene kadar annenin bir esnek çalışma sisteminin getirilmesi ama bu arada da ücretinin ve sigortasının tam yatması konusu gündemdeydi. Bu bizim desteklediğimiz bir konu. Yani bayanların istihdamının önündeki en büyük engel ortadan kaldırılması. Çocukları biz engel olarak görmüyoruz ama anne duygusunu da çocuğun yaşaması, annenin de çocuğunun yanında
yer alması açısından böyle bir uygulamanın güzel olacağı düşüncesindeyiz. Tabii tek şartımız burada ücretlerinde veya sigortalarında herhangi bir düşüş olmasın diye düşünüyoruz. Bu sadece belki kamuda yapılabilir. Çünkü özel sektörü bu noktada düşünemezsiniz. Ama iş yasaları, kanunlar çıkarken de herkese çıktığı için bu kadının önündeki istihdamın önündeki engeller bazen bizim özel sektöre takıldığı için belki süreçte bir uzama oldu. Ama bu da herhalde anladığımız kadarıyla kamu ve özel sektör ayrımı yaparak aşılacak gibi bir konu. Biz kamuda bunu destekleyen bir yapımız var. Evet. Bununla birlikte önümüzde bir yılbaşı süreci var. Yılbaşı denilince akla zamlar ve maaşlar geliyor ister istemez. Bununla ilgili yılbaşı zam beklentileriniz neler? En düşük memur maaşı ne kadar olmalı? Bir de bunu soralım. Şimdi size. Biz bunu olmalı diye diyemeyeceğiz. Çünkü biz toplu sözleşmeyi Ağustos ayında bağlatladık. 2018 için birinci 6 ayda %4, ikinci 6 ayda %3,5 memurlara bir zam alındı. Ben tam olarak şu anda en düşük devlet memuru ne kadar olur hatırlamıyorum ama bu kümülatif olarak bir toplu sözleşme döneminde %17,54'e tekabül ediyor. Yani 2019 yılında da 4 artı 5 diye bir zammımız var. Tabii buna enflasyon oranları eğer bunu geçerseler bu da memurlara verilecek. Bu memurların yeterli mi diye baktığımız zaman tabii ki bir yeterli herkese göre değişen bir olay. Bence yeterli değil. Olması gereken ne? Olması gereken memurlarımızın açlık sınırında değil, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücretin verilmesi. Bu da ülke geliştikçe inşallah buna doğru hedefimiz var. Zaten biz bu sene toplu sözleşme taleplerini oluştururken de yoksulluk sınırına memurları yaklaştırmak, önümüzdeki toplu sözleşme dönemlerinde de yoksulluk sınırının üzerine çıkartmak. Yoksulluk sınırı geçen yıl 4000 lira civarındaydı. Yani memurların en düşük devlet memurunun biz iki toplu sözleşme döneminde yani 2023'e kadar bu 4000 lira artan oranda olacak tabii ki yıllar itibariyle enflasyon oranında yoksulluk sınırının üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Allah nasip eder toplu sözleşmelerde de memur sen devam ederse bu hedefe doğru yaklaşacağız. Şu anda %65'ine yaklaşmış durumdayız. İnşallah en kısa zamanlarda da bunu yoksulluk sınırının altında hiçbir çalışanımız olmaz. Evet, biz de aynı temennileri hissediyoruz. Çünkü memurun şöyle bir şey var. Memurlar ülkede dinamik bir yapı. Ve memurlar genelde tüketici. Yani işçiler de aynı pozisyonda. Ücretliler diyelim. Emekliler de buna dahil olmak üzere. Bunlar çarkların dönmesine, ekonominin çarklarının dönmesine yardım eden en büyük dişliler. Çünkü bunlar tüketici toplum. Bunlar tükettikçe birilerinin üretmesi lazım. Birileri ürettikçe de Türkiye'deki hem istihdam sağlanmış oluyor, hem ekonomi çarkları dönerek ülkenin gelişmesine de fayda sağlıyorlar. O açıdan da memurlara verilecek tüm ücretler aslında ülke içerisinde kalıyor. Dışarıya giden bir şeyimiz yoktur. Yani biz şeysel adalarında, Hawaii'de, şurada, burada ne tatil yapabiliriz, ne oralara yatırım yapabiliriz. Çünkü bir sabit geliriniz var. O sabit gelirle yaşamaya çalışıyorsunuz. Hedefiniz ne? Muhannete muhtaç olmadan çocuğunuzu, çoluğunuzu, evinizi geçindirmek. Bu da şimdi yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var. Çalışanların bir kısmı açlık sınırına yakın çalışıyor. Şimdi bu da Türkiye için
Yani hedefini işte G20'lerde olan bir Türkiye, dünya ekonomisinde yarışmak isteyen, yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, işte Kanada, Fransa liginde oynamak isteyen bir Türkiye için açlık sınırındaki bir ücretin doğru olmayacağı düşüncesindeyiz. Onun için de hedefimizi biz en azından yoksulluk sınırının üzerinde bir artış sağlamanın yollarını şu anda arıyoruz. İnşallah bu da 2023'e kadar hedeflediğimiz doğrultuda olacak. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız TV izleyicileri adına. Evet, son görüşleriniz, şunu son değerlendirmeleriniz ben, belki neler? Arkadaşlarımız, başkanımızın hükümete bir çağrısı vardı. Bu taşeron yasasıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Son aşamaya gelindiğini başbakan da söyledi. Fakat ben iki çalışmanın var olduğunu biliyorum. Birisi Çalışma Bakanlığı'nda, birisi de Maliye Bakanlığı'nda. Bunlar belki örtüştürülecek, ikisinin ortası bir yapı bulunacak. Fakat biz memur sen olarak şunu söylüyoruz. Emek yoğun olarak çalışan arkadaşlarımızın işçi statüsünde kalmaları onların açısından daha doğru olur. Memur işi yapan arkadaşların da memurluğa alınmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Yine bu doğrultuda kamuda böyle 4A, 4B, 4C, 4Z gibi bir takım pozisyonlar yerine tek memur ve işçi olmasını istiyoruz. Onun için de şu anda kamuda çalışan 4B'lilerin ve 4C'li arkadaşlarımızın kadroya alınması konusunda talebimiz ısrarla devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru yapılacak kamu personel danışma kurulumuz var. Oranın gündem maddelerinden birisi bu 4C'liler, 4B'liler ve kamuda memur işi yapan üniversite mezunu arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin kadroya alınmaları noktasında ısrarımızı devam ettireceğiz. Elbette ki toplu sözleşme dönemlerinde ücretler konuşuluyor ama memur sendikacının bir başka yönü var ki o da yılda iki defa kamu personel danışma kurulları toplanıyor. Memurların özlük hakları ve diğer haklar, emeklilik haklarıyla ilgili konuları da buralarda tartışmaya devam edeceğiz. Yine kurumlarımızda diğer işçilerden farklı olarak KİK toplantıları dediğimiz toplantılar yapılıyor. Bu toplantılarda da işte kurum içerisinde aksayan yönler varsa, uygulamaya yönelik sıkıntılar varsa bunların giderilmesi açısından da çalışmalarımız devam edecek. Benim bir de hizmet kolum var tabii burada. Aslında biraz da ona değinmek lazım. Ben Enerji Hizmet Kurulu'nda genel başkanıyım. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Biz Devlet Su İşleri önemli görevler yapan bir kurum. Biz ilk defa bu 2018'de geçerli olmak üzere taşkınlarda görev alan arkadaşlarımıza, yani bu biliyorsunuz derelerde sel veya seylap bunların gelmesinde Devlet Su İşleri sorumlu ve görevli. Burada görev alan arkadaşlara bir başlangıç olarak bir fazla mesai aldık. Hayırlısı olsun diyoruz. Yine İzmir'de Makine Kimya Kurumu var. TEYAŞ var hemen yanı başımızda. Bu arkadaşlara yüksek gerilim veya kitlede çalışanlara arazi tazminatı, makine kimyada çalışan arkadaşlarımıza bir başlangıç olarak herkese 30 lira ilave ödeme gibi bir takım da toplu sözleşme kazanımlarımız var. Tabii aslında çok 256 tane. Bunlar saymak da bitmez. Ama arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sendikalaşmak güzel bir şey. Memur sendikaları daha yeni. Hele hele toplu sözleşmemiz çok daha yeni. 4. toplu sözleşme yapmışız. Memurların sendikalara sahip çıkmasını onlardan hasreten bekliyoruz. Biz de aynı temennileri hissediyoruz ve beklentilerimiz bu yönde. Ben Yeni Gün TV izleyicileri adına çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür size ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben de seyircilerimize buradan selamlarımızı söylüyoruz. İnşallah vatanımıza, çalışanlarımıza hayırlı olur diyoruz. Efendim biz bugün Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul ile birlikteydik.
başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.